Ben senin özrünü kabul etmiyorum demek, sizden özür dileyen bir kimseyi reddetmek erdemlilik değildir. O da kibirliliktir. Allah muhafaza eylesin. Hakim bunu nakletmiş hadis-i şerifi. Özür dilemek üzere gelen din kardeşiniz niyetinde samimi olmasa da özrünü kabul edin. Böyle yapmayan Kevser havuzu başında yanıma gelemez. Bu bizim halk tabiriyle dilinin ucuyla özür diledi. Aslında o gerçek inancı değildi ama işte öylesine özür diledi. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki niyetinde samimi olmasa dahi onun özrünü kabul edin. Özrünü kabul etmezseniz Kevser havuzundan su içemezsiniz. Cenab-ı Hak kendisine yapılan tövbeleri kabul eder. Allah tövbeleri kabul edendir. Ayet-i kerime. Allah tövbe edenleri sever. Ayet-i kerime. Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul edip onları affeder. Ayet-i kerime. Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Onların günahlarını hayra çevirir. Ayet-i kerime. Allah bir kimsenin tövbesini kabul ederken ve ona affederken ve onun yapmış olduğu günahları hayra çevirirken bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, evladınız bu kim olursa olsun sizden birisi özür diliyor da siz onu kabul etmiyorsanız yandı keten elva. Kevser havuzundan uzaksınız. Kevser havuzundan uzak olan bir kimse demek Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şefaatinden uzak kimse demek.